Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım? E, bu analiz videosu biraz eğitim videosu gibi olacak. E, umarım en başından sonuna kadar izlersiniz. E, çok şey öğreteceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'in haftalık grafiğidir bu. Biliyorsunuz e, büyük resimde bir omuz baş omuz formasyonu var. E, bazı analizcilerden de duymuşsunuz muhtemelen. Biz de geçen hafta bahsettik bundan. Yani şöyle bir formasyon var arkadaşlar. Şöyle bir de böyle. Şimdi bu formasyon haftalık grafiktedir. Yani hemen 1-2 günde çalışmaz arkadaşlar. Bir de çalışır mı o da kesin değil. Hani çalışması için bazı kuralları vardır. Örnek vereyim. Şöyle bir boyun çizgisi var bunun tamam mı? Yani burayı kırması lazım. Ya da iğnelerle bakalım. Şu şekilde. Yani 29138'i kırması gerekiyor arkadaşlar. Altında haftalık kapanış. O zaman bu formasyon çalışabilir. Bir günlük grafikten de bakalım. Destekliyor mu çizimi? Yani şöyle de olabilir arkadaşlar. Şu şekilde. Evet 29000 seviyelerinde hemen hemen formasyon çalışırsa arkadaşlar. Bunun hedefi neredir? Şöyle bakalım. Tepeden çizelim arkadaşlar. Yani 14 bin doları işaret ediyor. Şimdi 14 bin dolar önemli. Niye önemli? Bakın şuraya bir yatay atayım. Yeni arkadaşlar bilmeyebilir ama hani bir geçmişi var 14 bin doların. Şöyle göstereyim. Bu 14 bin dolar bizim geçen ay piyasasında yani 2018 ay piyasasında e, karşımıza çıkan en büyük dirençti arkadaşlar. Biz belki de 2 yıl 14.000 doları kıracağız diye çabaladık. Bakın şöyle göstereyim size. Mini bir rally gelmişti 2019 yılında tam oradan geri çekildi arkadaşlar ve oranın kırılmasından sonra hani bir daha bir daha retest gelmedi. Yani atıyorum bu Obo çalışacaksa 14.000 doların retesti de gelmiş olur. Yani e, Hiçbir şey nasıl diyeyim eksik bir parça kalmamış olacak. Öyle düşünün. Ve 14.000 dolar bir tek bu çizgide değil. Şimdi şöyle göstereyim aylık grafiği alayım. Hatta çizgi açık bile kalabilir yani. Şöyle bizim aylık kapanış bazında rekor aylık kapanışımızda arkadaşlar. Bakın şu beyaz çizgi alttaki beyaz çizgi görüyorsunuz. Biz 2017 rallisinde 20 bin dolara giderken o ayı 13750 bin, bin bandında kapatmıştık arkadaşlar. Bakın, rekor aylık kapanışımızdı bu bizim. Daha sonra bir rally geldi 14.000 dolara. Tam oradan geri döndü gördüğünüz gibi. Ondan sonra burada fincan kulp formasyonu yaptı. Bakalım onun hedefi gelmiş mi? Bakın arkadaşlar, neredeyse milimetrik hedefe gelmiş. Bu fincan kulp formasyonunun hedefi 57.700 dolarmış. İğne bazından bakarsak şöyle en aşağıdaki iğneye alalım. Bakın neredeyse nokta atışı gelmiş arkadaşlar. Tam hedefe gelmiş. Tam hedefe gelmiş arkadaşlar. Yani teknik 4-4 dört dörtlük çalışmış büyük resimde. Yani haber haber takibi yapmadan Böyle formasyonlardan e, ilerleyebilirsin ki 14000 dolar kırıldığında biz bu kanalda da dedik rally geldi diye e, yanılmadık da arkadaşlar rally gelmişti bitcoinda ama altcoinlerde beklenen rally gelmedi maalesef neyse yani şimdi bunu niye gösterdim bir omuz baş omuz formasyonu var haftalık bazda hemen bir gün yarın değil 2 e, ay bile sürebilir arkadaşlar bu formasyonun çalışması. Yani 14 bin dolar tehlikesi bile var. Eğer biz büyük ayı piyasasına gireceksek bana diyorlar ki hocam diyelim mega ayı geldi. Nereler dip olabilir diye soruyorlar. Diyorum ki burası dip olur. 13.750 veya 14.000 bandı. Oraya gelirse ben e, yangından mal kaçırırcasına arkadaşlar bitcoin alırım o seviyeden diye düşünüyorum. Eğer gelirse arkadaşlar. Ama bunun teyidi nedir? Şöyle 29 bin dolar altında haftalık kapanış gelecek. O zaman orayı hedeflerim. Yani 20 bin dolar. Bakın 20 bin dolar tamam psikolojik bir dirençti. Şuradaki iğne. Ama arkadaşlar iğneler gerçeği yansıtmaz. Kapanışlara bakacaksın. Önemli olan kapanışlar. Ne diyoruz biz her zaman? E, 4 saat kapatmadıkça, gün kapatmadıkça, hafta kapatmadıkça biliyorsunuz ben çok kullanırım onu. E, burada da iğne olarak kaldığı için arkadaşlar şu seviye asıl direnç 14.000 dolar seviyesi ve destek asıl e, seviyemiz orasıdır. Neyse bak bakın bu grafiği ben e, açık tutacağım. Böyle kalsın bu grafik. İlerleyen dönemlerde bir bakarız. Bu gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Kaydedelim. Yani bunun hedefi normalde ne? Böyle diyelim 19000'e gitti bir rites daha bakın zaman alabilir arkadaş öyle hemen pat diye gelecek şeyler değil. Şöyle çizelim dursun köşede. Yani büyük resimde böyle bir olasılık var. Diğer senaryo ne? O da arkadaşlar bu omuz baş omuz çalışmaz biz dip yapmışızdır buradan. Ondan sonra da yükselişi bekleriz. Bunu anlamanın yolunu anlattıydım size. Eğer biz şey yaptıysak, dip yaptıysak şu sinyali bekleyeceğiz. Neredesin ay yüzdün? Buradasın. Şurada MA20 var. Bollinger orta bandı arkadaşlar. Şu an 49.460 seviyelerinde. iki tane hafta kapatacağız üstünde. Bunu yaparsak ondan sonra derim hani dip yapmış Bitcoin rally başlıyor diye. Ama bu olana kadar hala biz MA20'nin altındayız. Son videomda da bahsettim arkadaşlar. MA20'nin üzeri boğa 6 ayı piyasası oluyor genelde. Yani benim teyit almam için en azından iki tane haftalık kapanış gerekiyor. MA20'nin üzerinde. Şimdi iki senaryo anlattım değil mi? Birinci senaryo deminki omuz baş omuz senaryosu. 14 bin dolar hedefi var onun. İlk etapta 20 binlere düşer örnek vereyim. Daha sonra tepki yükselişi kademeli kademeli böyle bezdire bezdire aylarca düşer. 14 bin dolar da dip yapar. O bölgelerden toplarız örnek vereyim. Bu birinci senaryo. İkinci senaryo Bitcoin 30 bine düştüğünde dip yaptı. Toparlıyor. Ve MA20 üzerinde iki tane haftalık kapanış gelirse o zaman ilk hedefimiz Bollinger üst bandı arkadaşlar. All time high yapabilirse orada rekorunu kırabilirse Bitcoin 200 bin dolar hedefim var yıl sonuna doğru. Evet 200 bin dolar. Yani iki senaryo. Birincisi 14.000 ikincisi 200.000 bin arkadaşlar. İkisinin de teyidi belli. 14.000 bin senaryosunun teyidi 29 bin altında. Hafta kapatırsa oluyor. 200 binin teyidi de şöyle nasıl diyelim 49.600 diyelim. Üzerinde iki tane hafta kapatırsa geliyor bana göre. Yani o ilk teyit. ikinci teyitte yeni bir rekor kıracak Bitcoin. Neticede rekor kırmadıkça da alçalan tepe ihtimali var değil mi? Yani bu iki şeyin olması lazım ki yıl sonuna doğru 200 bin dolara gidelim. Şimdi kesin konuşamayız. Hani yıl sonu hedefim budur gibisinden. Yok öyle bir şey yok arkadaşlar. Dip yapıldı mı yapılmadı o belli değil daha. Neyse buraya kadar büyük resmi her şey anlaşıldığını düşünüyorum. Yani Ramço ne düşünüyor? Ramço bunu düşünüyor. Ramçon'un yıl sonu hedefine ya 200 bin dolar ya 14 bin dolar. İkisinin de yolunu anlattım size. Hani teyitlerini anlattım değil mi? Yani uzun bir süre bu teyitleri bekleyeceğiz. Hemen 1-2 günlük bir mevzu değil arkadaşlar bunlar. Evet 1-2 günlük mevzu değil. Şimdi başka bir grafiğe gidelim. Mesela şurayı açalım. bu çizgileri de kaldıralım şu şekilde. Şimdi yeni bir grafik çizeceğiz arkadaşlar. Mesela şu an neredeyiz? 38.800'deyiz değil mi? Neler olup bitiyor? Şimdi düşen trende girmiştik biliyorsunuz. 65.000 dolardan beri düşüyoruz ve 4 saatlikte ve günlükte yükselen tepeler dipler yapmaya başladık. Bu neye alamet? Yükselişe alamettir arkadaşlar. Yani ne anlatayım size? Şöyle göstereyim. Sıfırdan çiziyorum ki daha net belli olsun her şey. Bakın şurada bir düşen trendimiz var. Değil mi? Kırıyoruz ve yükseliş başlıyor. Ve diğer taraftan da böyle bir yükselen trendimiz var. Şu şekilde dün de gösterdim. iki gün önce de gösterdim. Yani bu çizgi bizim yükselen trend çizgimiz. Rengini ne yapalım? Kırmızı yapalım ki kırmızı çizgimiz belli olsun. Şöyle. Şu çizgileri biraz daha düzeltelim. Evet. Bu şekilde daha iyi oldu. Şimdi arkadaşlar e, hedefi bulmaya çalışacağız. Tamam mı? Nerenin altı tehlikeli? Bunları bulmaya çalışacağız. Yeni yol haritamızı birlikte çizeceğiz. Böyle iğnelerin uçlarından tam bakalım. Tam güzel görünüyor. Biraz daha eğim verelim. Şu şekilde. Bakın dün geri çekilme geldi. Yani 41.500'e iğne atmıştık 2 gün önce. Sonra bir geri çekilme geldi. Dün de dedim bu yükselen trend kırılmadıkça bir problem yok. Ve dip nerede yapılmış? Tam tamına yükselen trendde yapılmış gördüğünüz gibi. Yani şimdilik desteğimiz çalıştı. Düşen çizgimiz de kırılmıştı biliyorsunuz. Yani diyelim yükselen trend kırıldı. Nereler hedef olabilir? Benim tahminim o zaman şöyle 36.900 37.000 bandına bir geri çekilme görebiliriz öyle bir durumda. Ama destek kırılmadıkça da sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir formasyon gördüm ben. Onu da anlatmak istiyorum size. Şöyle yükselen takos formasyonu arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yükselen takos formasyonu genelde aşağı kırar yani yüzde aşağı kırar ama formasyon e, başındayız gibi duruyor daha yolumuz var nasıl diyeyim e, hemen orta yerinden kırılmıyor normalinde hani yüzde yakın bir seviyeden ondan sonra kırılım gelir bu 4 saatlikteki takos ve formasyon hedefi neredir biliyor musunuz başladığı yerdir arkadaşlar yani şöyle diyeyim. Diyelim kırdı. Hani şöyle başladığı yere kadar bile düşebilir. Tekrardan 30 bin dolar gündem olabilir. Şimdi 30 bin dolara düşer mi? Oraya az sonra geleceğiz. Aklımızın bir köşesinde bulunsun. Şimdilik şu senaryo aktif duruyor. Destek kırılmadığı için bakın şöyle. Bu senaryo aktif duruyor arkadaşlar. Şöyle 43 bin dolar senaryosu aktif duruyor. Oraya geldiğinde Baya bir direncimiz var. Hepsine değineceğiz şimdi. Bir de destek kırıldı diyelim şu şekilde. Bu, bu sefer de kademeli olarak şöyle bir hareket gelebilir. 43 binlere hani böyle bir harekette görebiliriz. Ama ben 43 bin doları bekliyorum. Niye bekliyorum anlatacağım arkadaşlar. Artık direkt mi gider? Önce desteği kırar sonra rites hareketinle mi gider? Onu zaman gösterecek. Riteste hareketinde giderse şöyle 36.900-800 e, o bölgeler bayağı önemli destek olarak çalışacaktır. Oralar kırılmaması gerekiyor örnek vereyim. Altında 4 saat kapanışlar gelmeyecek. Mesela bugün gece kapanışında bakalım neredeymiş. 36.900 seviyesinde bizim bu yeşil çizgimiz. Şimdi bu düşen trend arkadaşlar olur ya hani retest yapmak isteyebilir. 36.900 seviyesinde dikkatle takip edin orayı. Ne zaman olur bu? Atıyorum 38.000 altında 4 saat kapatırsa. O zaman bir 1.000 dolarlık düşüş daha yaşayabiliriz. Sonra bir yataya bağlama derken kademeli biraz daha dalgalanır. Öyle 43.000 doları görür diye düşünüyorum. Retest yaptıktan sonra da bu formasyon çalışır. Ondan sonra başladığı yere kadar 30 bin dolarlara kadar gevşeme olur. Yani bu bir senaryodur tabi. Şimdi her şeyi kapatalım. Bollinger bandını açalım. Bakın 4 saatlikte Bollinger alt bandından desteğimizi aldık. Görüyorsunuz. Çizgilerimizi de açalım. Bakın hem yükselen trend. Sarı kal, kapansın. Hem yükselen kırmızı çizgimiz hem de Bollinger alt bandımız arkadaşlar önemli destek gördüğünüz gibi. Oradan desteğimizi aldık şimdilik. Diğer taraftan hareketli ortalamalara bakalım. O ne diyor bize? Diyor ki 4 saatlikte MA200'ü kırdım ben diyor. Retestimi de yaptım diyor arkadaşlar. Retestimi de yaptım diyor. Ama sınırları zorlamak istersen bütün bu ortalamaları test edersem diyor. O zaman da 36.900 bandına düşebilirim diyor. Yani son ortalamamız MA100. Şimdi çizgilerle bir daha bakalım. Görüyoruz arkadaşlar şimdi buradan dönme ihtimali var. MA200'ün retesti. Eğer bütün bu ortalamaları test ederse bu sefer e, düşen yeşil çizgimiz var ya bir de en son ortalama ikisinin kesiştiği yer var bir de. 36.900 37.000 dolar bandı. Yani atıyorum eee Kırıldı diyelim burası o zaman tehlikeli olur arkadaşlar. Şöyle emin olmak için 36.800 falan kırılması lazım. 4 saatlik kapanışlarda 36.900 altında gelecek. O zaman atıyorum nakitte beklenilir. O şekilde ilerlenebilir. Yani gördüğünüz gibi düşen trendimiz son ortalamaya denk geliyor. Yükselen trendimiz de MA200'e denk geliyor. Yani parçalar birleştirince aslında oturuyor değil mi? Günlükten bakıyoruz. Günlükte de MA 21'den destek aldık. Bakın tam oradan döndü. Şimdi retest yapacak mı, yapmayacak mı? 4 saatlikte. Yani son ortalamaya düşecek mi, düşmeyecek mi? Yani şöyle bakınca günlük MA 200'den destek, 4 saatlik MA 200'den desteğimizi aldık. Günlükte de MA 21'den desteğimizi aldık ve arkadaşlar yükselen kırmızı çizgimizden destek aldık 4 saatlik bazda. Yani normalde teknik olarak hani buradan artık bir daha yürümesi gerekiyor. Nereye gidebilir? Örnek vereyim. MA200 test etmiş. Oradan düşmüş zaten günlükte bakın. Sıradaki ortalama MA200. Yani nedir bu? Hani bir dead cross bekleniyor ya. Beyaz ile kırmızının kesişmesi. Yani MA200 ile MA10'un kesişmesi arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Oralara kadar ben bir yükseliş bekliyorum işte. Yani şöyle bir hareket. Gördüğünüz gibi hem yükselen takozun üst çizgisine geliyor. Hem de MA200'e geliyor. Hem de bir dead cross gerçekleşecek burada. Kısmetse göreceğiz tabi. Ee, o günleri göreceğiz mi? Bence görürüz gibi geliyor ama dead cross'u. Yani ortalamalarla destekliyorum tren çizgilerini. Cuk diye oturuyor arkadaşlar cuk diye oturuyor. Yani ben o yüzden bir 43 bin dolar atağı bekliyorum. Yani 43 olur 42.900 o bölgeler olur arkadaşlar tamam mı? Oraya geldi mi Yani kendim için diyorum ben atıyorum nakitte beklerim or Oraya gelirse Hani oradan satış yaparım nakitte beklerim Bir izlerim Çünkü çok önemli arkadaşlar hem Dead Cross oluşacak Oradaki ortalamalar retest edecek Hem de yükselen takozun üst çizgisi Yani ciddi sinyaller arkadaşlar. Bir de haftalığa gidelim. Yani niye ben 43 bin bekliyorum? Haftalıkta MA 21'imiz var arkadaşlar. Bu sarı ortalama biliyorsunuz. geçen haftaya kadar diyordum ki benim beklentim hani düşecekse bile ayıya girecekse bile önce bir MA 21'i test eder diye söyledim biliyorsunuz. Şu an oraya da test bekliyorum açıkçası. Yani orada da bir yarım kalan iş var. Bu sarı ortalamanın bulunduğu yer nere 42.830 seviyesinde. Yani arkadaşlar o yüzden diyorum ki 43.000 bölgesine bir atak bekliyorum ben. Oralara giderse e, ben nakitte beklerim örnek vereyim. Niye 43? Haftalık MA21. Niye 43? Günlükte MA200. Niye 43? Yükselen takozun üst çizgisi. Yani durum bu şekilde arkadaşlar. Niye 43? Yani 42.800 olur, 900 olur arkadaşlar. Tam milimetre 43.000 gelmesine gerek yok. Yani niye orayı beklediğimi 3 yerden anlattım arkadaşlar. Yani yükselen tren kırılsa bile bir retest bekliyorum oraya en azından. Yani şu senaryo. 36.800'ü kırdı diyelim. Şöyle bir retest gelir. Ondan sonra kademeli olarak böyle dalga dalga da gidebilir 43.000'lere şu şekilde. Ondan sonra düşebilir aşağıya. Yani 43 gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Oraya gelmesi gerekiyor gördüğünüz gibi. Şimdi büyük resimden yol haritamızı çizelim. Başka bir grafikten açayım onu da. Nereden açalım? Bunu da Binance'tan açalım. Çizgileri kapatalım. Arkadaşlar biraz hani e, ağır bir video oldu ama çok önemli bilgiler var. Şimdi yok burası kurtardı mı? Kurtarmadı arkadaşlar. Başka bir, bir yerden yapalım. Daha uzun verili. Kraken nerede? Kraken. Atladık mı onu biz? Neyse Bitrex'ten çizelim. Çizgileri kaldıralım, kaldıralım şuradan. Evet. Şimdi arkadaşlar bu haftalık grafikteki bütün hareketli ortalamalar. Yani büyük resimde yol haritamızı buna göre belirlememiz gerekiyor. Kayıt devam ediyor mu? Ediyor. Problem yok. Biraz uzun bir video oldu arkadaşlar ama çok önemli bu video. Şimdi son durum bu değil mi? Hareketli ortalama bazında. Yani ayı piyasası geldiğinde genelde bütün bu ortalamalar test ediliyor. Şöyle göstereyim size. Bakın 20 bin dolar. Hatta yine başka bir grafik açayım ben arkadaşlar. Burada da yeterince veri yok. Anlamanız için göstermem lazım. Şimdi bir rally geldi değil mi böyle? Gördüğünüz gibi 20 bin dolar da zirve yaptı 2017'de. Kademeli olarak bütün bu ortalamaları retest ede ede Hani atıyorum birini kırıyor düşüyor. Ondan sonra retest yapıyor. Sonra bir daha testlerken diğerine geliyor. Öyle öyle hepsini didik didik test ede ede düşüyor. Son ortalamadan desteğini alıyor. Yani ayı piyasası geldiyse hepsini test etmesi gerekiyor normalinde. Mega ayı geldiyse. Aynı şeyi 2013'te de yapıyor bakın. Ayı geldiğinde hepsini test ediyor. En sonuncusuna geliyor. Ondan sonra ralli başlıyor. Şimdi nerede? Son ortalama nerede? haftalık bazda bakıyoruz. Şu an 13 bin dolar seviyesinde arkadaşlar. Şimdi bu haftalık olduğu için ağır ağır hareket eder. Hemen pat diye gitmez. Yani zaman alıyor gitmesi. Ne diyorduk videonun başlarında? Eğer mega ayı gelecekse 14.000 dip olur. Değil mi? Bunu söylüyorduk. Şimdi 14 bin dolar çok önemli arkadaşlar. Hem psikolojik olarak geçmişteki direnç, aylık kapanış, rekor aylık kapanış, hatta yıllık kapanış bile 14.000'de geldi arkadaşlar. Yıllık kapanış, 6 aylık kapanış aklınıza ne geliyorsa yani önemli. Her ay piyasası da en son ortalama da dip yapıyor. Bakın. 2015'te dip yapılıyor orada. 2019'da, 18'de dip yapılıyor orada. Korona krizinde çöküş geliyor. Orada dip yapılıyor kapanış bazında. Gördüğünüz gibi yani bana soruyorsanız yıl sonu hedefin nedir? Eğer Mega'yı ayı gelecekse 14 bin dolar arkadaş. 20 bin dolar bizi tutmaz. Sadece tepki alır oradan. İlerleyen haftalarda da 14 bin dolarlara düşüş gelir. Ama tarihten beri arkadaşlar bu son ortalama her zaman alım fırsatı olmuştur. Her zaman alım fırsatı olmuştur. Yani bu grafiği o yüzden açtım size. Bunu göstermek için mantığı anladığınıza göre nereden bakacağız Bitrex'ten. Şuradan. Şimdi yeni çizimler yapacağız. Haftalık bazda. 43 bin dolar diyorduk, değil mi? Bakın, benim beklentim şu: 43 bin dolara gidecek. Şöyle. Ondan sonra ne diyorduk? Alçalan takozun, e, yükselen takozun üst çizgisi 43 bin. Diyelim kıramayacak orayı. Bu sefer takozun başladığı yer neredeydi arkadaşlar? 30 bin dolar bölgeleri, değil mi? Ondan sonra bir daha düzeltme. Bakın, 30 bin dolara doğru. Şimdi. Bura önemli. Mantıklı mı? Mantıklı. Niye? Bakın hem sağ omuzu oluşmuş olacak yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi. Hem de biz düşüşlerde MA 55'ten tepki aldık. Şu pembe renkli ortalama var ya biz oradan tepki aldık. Yani bir ortalama kırılıyor. Diğer ortalamaya retest geliyor değil mi? Ve tepkisini alıyor. Öbür ortalamaya retest. Ondan sonra bir sonraki ortalama. Şimdi bir sonraki ortalama da MA50. O da 30 bin dolar bölgelerinde hemen hemen. Bakın yani takoz hedefi gelmiş oluyor 30 bine. Hem de MA50'yi test ediyor. Şimdi arkadaşlar diyelim oraya düştü. Bence oradan tepki alacak tekrardan. Bence tepki alacak. Yani direkt kırıp geçmeyecek. Bence tepki alacak oradan. Niye? Geçmişe gidiyoruz. Dostumuzdur biliyorsunuz. Bakın. İlk düştüğünde kırmızı ortalamaya oradan tepkisini alıyor arkadaşlar. Ee, bakayım birkaç gün önce videomda da değindim. Ne zaman düştüyse bugüne kadar kırmızı ortalama her zaman tepkisini almış oradan. Hiç şaşmamış arkadaşlar. Yani ne görebiliriz? Şöyle bir senaryo görebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu hafta mı 43.000'e gidecek? Şimdi biraz mantık olarak bakalım. Eğer bu hafta gidecekse hedefine bayağı bir takılması lazım o bölgelerde. Şimdi yukarıda da MA10'umuz var. Bu mavi renkli ortalama. Orada kırıldıktan sonra bir daha retest edilmemiş. Orada da yarım kalan iş var. Diyelim bu hafta gitti. Bakın arkadaşlar ma onun bulunduğu yer 45 bin dolar. Yani bence maksimum oraları görür gibi geliyor. Ama haftaya giderse hedefe bu sefer ne oluyor? Bakın bu ortalama geçen hafta 47.500'de bu hafta 45 binde atıyorum haftaya da 43 bin bölgesinde olur. Yani pazar gecesi kapanıştan sonra bu mavi ortalama 43 bin seviyelerinde olur. O zaman arkadaşlar iki çizgide birleşir. Oraya gider bitcoin örnek vereyim. Şu şekilde bu mavi ortalama da yaklaşmış o bölgeye iyice. Yani hepsini test eder. Bir sürü dirençle karşılaşırız. Bir sürü dirençle karşılaşırız. Ondan sonra satışını yer diye düşünüyorum. Yani benim beklentim bu arkadaşlar. Benim beklentim bu. Önümüzdeki haftalarda ben bunu göreceğimizi düşünüyorum. Hani öyle rally geldi mi gelmedim Bunlar konuşmak için çok erken. Hani böyle bir tehlike var neticede. Hatta 14 bin dolar tehlikesi var. Düşünsenize yani gitti oraya düştüğünü bir düşünün. Altcoin'ler falan ne olur acaba? Neyse devam edelim. Yani diyelim buraya düştü. Bir tepki daha beklerim. Artık ilk ortalamaya mı gider, yoksa bir daha mı e, MA 21'e gider? Onu zaman gösterecek. İle ondan sonra da böyle kademeli olarak bakın MA 100 20 bin dolara denk geliyor. Hani diyorum ya 20 bin dolardan anlık tepki alabilir diye. Oradan bir yükseliş daha sağlam. Belki oradan 30 binlere bir daha gidecek. Kademeli olarak arkadaşlar şu şekilde olur ay piyasası. Şu şekilde. 14 bin dolarda da dip yapacak yani şöyle bir senaryodan bahsedebiliriz ve yıl sonu hedefi diyelim 14 bin dolar veya Yıl yıl sonuna kalmayabilir bile yani büyük resimde de şöyle bir görüntü ortaya çıkacak şu şekilde bir tren çizgisi çizelim yani Samağına bağlı. Arkadaşlar ben eğimi tam verememiş olabilirim. Yani şöyle bir yükselen trendimiz olacak yani. 2016'dan başlayan bir trend. Evet. Bu grafik kalsın arkadaşlar. Kaydediyorum. Yani şu an Bitcoin'da e, durumlar bu şekilde arkadaşlar. Kısa vade anlattık. Büyük resimde anlattık. Yani düşse de buradan İlk etapta 1000 dolar, 2000 dolar düştü diyelim, 1000 dolar düştü buradan, fazla düşmemesi de iyi olur. Ee, ne diyorduk? 36.800 bandı en son kale gibi bir şey, orayı kırmaması gerekiyor. 43.000 dolarlara doğru bir hareket. Artık bu hafta mı gider, haftaya mı gider, bakacağız ona. Ondan sonra arkadaşlar, orlardan bir yerden artık durumu takip edeceğiz. Desteği kırarsa vesaire, 30.000 dolarlara bir daha uğrarız diye düşünüyorum yani. Benim senaryom bu. 49.500 üzerinde iki tane hafta kapatırsa da 200.000 dolar hedefim devreye girer. Neyse kafanızı fazla şişirdim arkadaşlar. Yani bu aralar al sat yapmayı uygun görün. Alayım tutayım zengin olayım değil arkadaşlar. Al sat hani kar varsa yapıştır. Bu şekilde gidebilirsin bu aralar. Günü gelince biz yeni sepetlerde de yapacağız. Dip yapıldı da diyeceğiz. Her şeyi anlatacağız arkadaşlar. Yani önemli değil. Bitcoin'i sen %50 tepeden al. Önemli değil. Gitti mi 10 kat artıyor arkadaşlar. Hani bir %50'yi kaçırdım diye şey yapma yani. Emin ol öyle yatırım yap. Çünkü 14.000'e düşerse buradan cidden yani çok zarar edersin. Hele altcoin'lerde falan bekliyorsan bayağı zarar edersin. Bu anlattıklarım tamamen benim hayal ürünüm hani %100 gerçekleşecek demiyorum arkadaşlar. Sadece birlikte sıfırdan bakın en sıfırdan açtım grafikleri çizgi bile yok. Hepsini birlikte çizdik birlikte değerlendirdik. Kararı kendin ver. Hani aklına yatıyor mu yatmıyor mu? Mantıklı mı değil mi? Hani ben öyle kuru kuru beklentimi anlatmıyorum. Hani duygularımla hareket etmiyorum. Bunları ben ortaya çıkardım. Matematiksel olarak hesapladık işte. Dirençlerin hepsi örtüşüyor birbiriyle. Desteklerin hepsi örtüşüyor. Puzzle gibi düşünün. Parçaları birleştiriyoruz vesaire. Yani böyle bir şey ortaya çıkıyor. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.